Ben bugün Uşkuli'yi terk ettim artık. Daha önce de söylediğim gibi çok şanslıydım. Bir şekilde oraya gidebildim. Çok güzel zaman geçirdim. Çok güzel fotoğraflar çektim. Daha fazla da kalmak isterdim ama yarın kar başlıyor. Ciddi bir şekilde ve aralıksız yağacak. Büyük ihtimal bütün kış kar yağacak ve yollar kapalı olacak. Normalde Uşkuli'den sonra yola devam edip Tiflis'e doğru gitmeyi düşünüyordum. Bütün herkese sordum, bütün şanslarımı sonuna kadar denedim. Hatta bu sabah kaldığım yerdeki adama dedim ki hani kaç para istiyorsun dedim. Beni Zagari geçidine kadar geçir. Daha sonra dedim ben kendim giderim. Yaza kadar yollar kapalı dedi. Kar dedi bayağı yüksek. Orası çünkü 2600 metrelerde. Araçla bile o tarafa gidemeyiz dedi. Öyle olunca da aynı yolu geri dönmek durumunda kaldım ama bu 8 günde geldiğim aynı yolu tekrar bisiklet sürerek geçmek istemiyorum. Zaten buraları gördüm. Şöyle de bir durum var. Ben Uçkule'ye giderken kar yumuşaktı. Hani gene tehlikeliydi ama bir şekilde sürebildim bisiklet. Bu 4-5 gündür hava güzel olduğu halde karlar erimemiş. Tam tersi benim o 5 gün önce geçtiğim yoldaki bisikletin izleri falan donmuş hala orada duruyordu. Yani nereden geçtiğim, nereye ayağımı bastığım. Bisiklet sürebilme imkanınız yok ve aşırı tehlikeliydi. Ben de bisiklet elimde yürüye yürüye bir yere kadar gitmeye çalıştım. Yani hani bir yere kadar yürüyerek gideyim, daha sonra illaki sürebileceğim bir yer olur diye düşünüyordum. Bir 20 dakika falan yürüdüm. Daha sonra arkamdan bir tane minibüs geldi. Yani bu kadar tesadüf olamaz. Çünkü köyde neredeyse hiç kimse yok ve minibüsün şoförü 4 gündür oturup beraber yediğimiz içtiğimiz adam. Minibüsün arka koltuğunda oturan gene aynı şekilde kaldığım yerin sahibinin abisi. Bir de işte bir teyze vardı, bir tane yaşlı bir adam vardı. Bir tane de boş koltuk vardı şansıma. Alias Mehmet Kağan. Hala gam diye ben de çekersin. Ben de bu lezzetler çok okuyayım. Çiğiz, köprak çıkıp gözlük yok. Ben de daha çok okuyayım. Acıya sosyal de bir şeyler yer var. Kim bilir şey yok. Devrilmiş, yol kapanmış. Şimdi buraları bir şunu 3 kişi ittirdik, zar zor oynatabildik, kaldıramadık. Şuradan geçmeye çalışacağız şimdi. Ne olabilir ki?
şey düşmüş olamaz. What? Ha? He's so problem. Bicycle. No. Tam koşmuş değilik aslında. What yeah. Is this bag? Power bank. Power bank. Is it here? Go. Okay. Okay. Power bank'im düşmüş lan. Ben onu hiç düşünmedim. İyi lan. Dayı nasıl gördü lan onu arabanın içinde? Vallahi helal olsun dayıya ya. Vallahi helal olsun. Abi power bank'in düştüğünü nasıl anladın? Dedim adloba. No, charger. Aha. Charger. Madloba. Böyle enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi işte yolun kenarında bekliyorum. Mestiyan'ın çıkışına geldim. Yol kenarında bekliyorum. Bir tane böyle kamyonetli bir şey varsa diye. Gürcistan'a, yani aslında Gürcistan'a demeyeyim. Kafkaslara. Kış mevsiminde geldiğim için çok mutluyum. İyi ki böyle bir zamanda gelip buraları bu haliyle görebilmişim. Çünkü insanlar buraya bu zamanlarda gelmiyor, gelemiyor. Ama şöyle de bir tarafı var. Gitmek istediğim birçok yere, yürüyüş rotalarına, işte kamp yapmak istediğim yerlerin hiçbirine gidemedim doğal olarak. Her yer kapalı kardan dolayı. Ben bu Kafkaslara daha sonra tekrar gelmek istiyorum. O gidemediğim, göremediğim yerleri sırt çantasıyla gezmek istiyorum. Ama artık buradan inmem lazım aşağıya çünkü burada havalar çok kötü bozacak. O yüzden bir an önce aşağıya inip oradan yoluma devam etmek istiyorum. Where are you going? Zug dedi. Can you take me? Yeah, perfect, perfect. Madlaba. Do you speak English? No. No, okay. Okay, no problem. Modi. Oğlum çimenki kopuyor. Okay. Okay. Ne? Ha? Dağ dur. Dağ dur. This side. You Mestia? No, Zugdidi. Zugdidi. Okay. Zugdidi. Here you working. Hayır. Translate. Musop Mestia. Da, ne diyeceğiz? Okay, okay. Good. Batumi'den Uşkuli Velespite Chamo ready. Batumi'den Uşkuli Velespite Chamo ready. Yes. You do cargo man. You cargo. Okay. You go Mestia. Cargo. Zugdidi Mestia. Okay. Bu Zugdidi'den Mestia'ya böyle haftada 2 gün kargo götürüyormuş. Şeyde de arkada bagajda da var. Yolda bazı yerlerde duruyoruz böyle. Birilerine kargo veriyor, deftere not alıyor. Böyle gidiyoruz işte takıla takıla. Ben şu an Tiflis'teyim. Svaneti'den indiğimden beri, yani Zugdidi'den beri tam 8 gündür neredeyse sadece bisiklet sürüyorum. Akşam uyuyorum ve ertesi gün devam ediyorum. Yolda size gösterebileceğim gerçekten neredeyse hiçbir şey yoktu. Fotoğraf makineme bir fotoğraf hariç 7 gün boyunca hiç dokunmadım bile. Gerçekten yolda hiçbir şey yoktu.
Buraya gelmeden bir gün önce 110 kilometre yol yapmayı planlıyordum. Tiflis'e son 30-40 kilometre kala artık böyle ayaklarımı falan hissetmemeye başlamıştım soğuktan ve bisiklet bir an durdu ve devam etmedi yola. Ben de bisikleti kenara çektim. Acaba problem ne diye inip bisiklete baktığımda gördüğüm manzaraya inanamazsınız. Evet, bisiklet gitmemeye başladı ve ön fren tutmamaya başladı. Burası, bakın, buz tutmuş. Bisikletin şu an sağlam hiçbir yeri kalmadı. Her yer leş gibi, leş gibi. Haline bakar mısınız? Bisikletin haline bakar mısınız? Donmuş. Her yer donmuş. Fren balatası donmuş. Böyle bir şey olamaz. Şu kadroya bakar mısınız? Her yer donmuş. Çok enteresan. İlk defa böyle bir şey geliyor başıma. Şimdi en yakın böyle kenarda durup böyle bisikletimi koyabileceğim bir yere girip şu bütün buzları bir sökmem lazım. Çünkü bisikletin artık akışını engellemeye başladı. Vites değişemiyorum, fren sıkamıyorum. Sebebi buymuş demek ki. Hiç aklıma gelmedi. Ben de diyorum sol ayağımı neden hissetmiyorum ya? Hayatımda ilk defa bisiklet sürerken bisikletim dondu ve böyle bir tecrübe yaşamış birisini görmedim bugüne kadar. Şu an devam edemiyorum. Şuradaki aktarizdeki bütün buzları söktüm. Bakın buralar bile buz tutmuş. Bakın bu arka frenim. Gördünüz mü? Bakın. Şu da ön frenim. Kenara çekip sadece buzlarını kırmak için harcadığım o 4-5 dakikalık süre içerisinde donuyordum neredeyse. Gerçekten kendimi hiç bu kadar tehlikede hissetmemiştim yoldayken. Yani bisikleti tamir edebilecek zamanım yoktu. Yani hareket etmezsem donacaktım çünkü yani. Çünkü zaten ayaklarımı hissetmiyordum, yere basamıyordum. Kenara bakar mısınız? Her şeyim donmuş, her şeyim. Bakın. Şuna bak. Arka frenin şeklini almış, görüyor musunuz? Arka frenden çıktı bu. Neyse, ben çok üşüdüm. Yani vitesler geçmiyor. Şimdi bir temizledim, umarım gider. Çünkü bir yere girmem lazım benim. Bir şekilde devam etmem lazım yani. Daha sonra ben orada bisikletle uğraşırken yanımdan geçen iki tane genç Tiflis'e gidiyorsan götürelim seni dediler. Ben de dedim vallahi çok güzel olur dedim. Zaten 30 kilometre kaldı. Evet, daha önce Tiflis'e gelmiş bir tane arkadaş Instagram'dan bana bir mesaj attı. Şuraya kesin gidip haçapuri yemelisin dedi. Buradaki en iyi haçapuri yapan yerlerden birisiymiş. Ben de dedim bana böyle şeylerle gelin ya. Yani haçapuri gerçekten Gürcistan'da en sevdiğim şeylerden birisi. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Artık Gürcistan'da son günlerim. Bir güzel bir haçapuri ile bir kapanış yapayım artık. Haçapuri Gürcülerin bu meşhur yiyeceklerinden bir tanesi. Bu bizim böreğe benziyor aslında. Daha önce kaldığım yerdeki bir tane kadın haçapuri yaparken bunun yapılışını çekmiştim. Peynirle patatesi yoğurup hamurun içerisinde koyup daha sonra pişiriyorlar bunu. Yani içerisinde peynir ve patates olan bir ekmek gibi bir şey oluyor.
Restorandan çıktım şimdi. Hiç benlik bir yer değildi ama dedim gelmişken dedim oturayım dedim. Bugün de dedim böyle olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde bugüne kadar haçapuriye verdiğim fiyatın 8 katı kadar fazlasını ödedim. Yani fiyatında falan da değilim de. Yediğim haçapuri değildi abi. Yani böyle lüks bir restoranda geleneksel bir yemeği değiştirip, lüksleştirip ona benzetmeye çalışmışlar gibi bir şey yedim. Yani bence bir yere gittiğiniz zaman oranın geleneksel bir yemeğini yiyecekseniz bunu kesinlikle lüks bir restoranda yememeniz gerekiyor. Çünkü bir yerin ünlü bir şeyi genelde o şehrin böyle en eski yerinde, en küçük dükkanında falan yiyorsunuz. Bugün de böyle oldu ama ben gene kendi bildiğim şekilde devam edeyim. Sokak satıcılarından, köylü teyzelerden alıp yemeye devam. Bu arada daha önceki videomda bundan bahsettim. Gürcistan Türk vatandaşlarını vize istemeyen, hatta pasaport istemeyen bir ülke. Bu ülkeye kimliğinizle giriş yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde pasaporta, vizeye ihtiyacınız yok. Ve buraya gelen Türk vatandaşları burada bir yıl boyunca vizesiz yaşayabiliyorlar. Daha sonra çıkış yapıp tekrar giriyorsunuz. Yani burası aslında farklı bir ülke değil de sanki Türkiye'nin farklı bir bölümü gibi, farklı bir bölgesi gibi. Batum'dayken de bundan bahsettim. Eğer yurt dışına çıkmak isteyen ama bu vize konularını, pasaport konularını dert eden arkadaşlar çıkıp Gürcistan'a gelip bu korkularını yenebilirler. Buraya bu şekilde basit bir şekilde elinizi kolunuzu sallayarak geliyorsunuz. Evet, şimdi Tiflis'ten bir tane arkadaşla buluşacağım. Şurada ileride beni bekliyor. Şu an onun yanına gidiyorum. Biraz beraber gezeceğiz. Tamam. Ne haber abi? İyi abi, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, sağ olasın. Abdullah'la buluştuk. Sağ olsun beni arabayla gezdiriyor böyle. Tiflis'i yukarıdan gören bir manzaradayız şu an. Burada da bir tane dönme dolap var. Şu an ona bineceğiz. Yani ben yürüyerek geziyor olsaydım bu kadar gezemezdim. Arabayla biraz da kolay oldu açıkçası. Yani görmediğim yerleri de görebiliyorum. Şimdi bir de zamanım da yok. Ben yarın dönüyorum. Türkiye'ye dönmek zorundayım. Gece o yüzden havaalanına gideceğim. İşte normalde ben kendim şehirde biraz dolanacaktım böyle yürüyerek. Öyle güzel bir tesadüf oldu. O da müsaitmiş. Böyle takılıyoruz yani beraber şimdi. We'll be right back.